Ailesine kızdı, oturduğu evi ateşe verdi. Bile bile alev kapanına soktuğu komşularını ölümden itfaiye kurtardı. Annem işlere mahsur kaldık. Diri diri yanacaktık yani. Ben de dedi bunu yakarım dedi, evi de yakarım. Gözü o kadar dönmüştü ki ne kendini ne de komşularını düşündü. Ailesine kızıp ateşe verdiği apartmanda can pazarı yaşandı. Sözünü tutan tek erkek diyorum ben. Ama sizi de yakacak. Aynen öyle. Hüseyin Kabayış eşiyle bir süre önce sorun yaşadı. Boşanma aşamasına geldi. Bu şahıs daha önce eşini de dövüyordu. Kadının kafatası çatlağı olduğunu söylemişlerdi. Dün de evde alkol aldı. Telefonla konuştuğu kişiye kızdı. Ben kapıdaydım. O sırada adam telefonla konuşup bağırdı çağırdıktan sonra ışıkları kapattı. Hüseyin Kabayış gergin biten o telefon konuşmasından sonra daha da sinirlendi ve iddiaya göre evin salonundaki perdeleri ateşe verdi. Saniyeler içinde bütün apartman dairesi alevlere teslim oldu. Kaç! Canımıza kastetti. Binada hamile olan var, rahatsız olan var. Annem hasta yatalık yatıyordu. Hüseyin Kabayış baygın düşmüştü, evin içindeydi. Komşular onun yardımına koştu. Kapıyı kırmaya çalıştılar ancak kapı kırılmadı. Bu kez çilingir komşu geldi, kapıyı açtı ve içeri girdi. Baygın yatan Hüseyin Kabayış'ı hemen dışarı çıkardılar. Ölümle burun buruna geldik yani. Mahsur kalan bina sakinlerini itfaiye kurtardı. İşte evin son görüntüsü. İçerisi tamamen yanmış, eşyalar kullanılamaz hale gelmiş. Tabii evi yaktığı iddia edilen Hüseyin Kabayış tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. İfadesi alındı. İfadesinde ise abisiyle telefonda tartıştığını, daha sonra elindeki sigaranın düştüğünü, sonrasını hatırlamadığını söyledi. Aile sorununun nedeniyle ben yaktım diyor. Ölümden dönen komşuları öfkeli adamın binadan taşınmasını istedi. Artık biz buraya gelmesini, burada oturmasını kesinlikle istemiyoruz.